Merhaba dostlar, nasılsınız? Bugün sizlere PowerTech 758 makinesini tam detaylı bir biçimde anlatacağım. En çok aldığım sorulardan bir tanesi, 758 iyi midir? Ya da sakal keserken hangi makineyi alalım sorusu çok geldiği için bu makineyi tam detaylı olarak sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar, makineyi internetten sipariş verdiğiniz zaman da bu şekilde gelmesi gerekiyor. Kutuyu açtığınız zaman bunların olması şart. Yani orijinal mi değil mi tereddütünde kalmamanız için eğer ki bu belgeler varsa rahatlıkla alabilirsiniz. Aldığınız zaman zaten iade edebiliyorsunuz aldığınız zaman. Eğer bu belgeler çıkmazsa yani bunlar çıkmazsa aldığınız makineden çakması olabilir. Yani her siteden sipariş verebilirsiniz. Ben genelde hepsiburada.com'u kullanıyorum. Şarj aleti. Yağısı. Bu yağ bir sene kullanabilirsiniz. Yani ayda bir kez yağlayacağınız için. Bunlar da tarakları. Eğer sakalınızı uzun bırakmak istiyorsanız numaralar yazıyor. 1 milim, 2 milim, 3 milim diye yazıyor. Bu temizleme fırçası. Bu da makinenin kendisi. Bu da koruma başlığı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sakalımı keseceğim. Makine tam detaylı görmek istiyorsanız bu şekilde. Dijital ekranı var. Bunu bakın. Bu şekilde de hızlandırabilirsiniz yani. Buradaki şarj göstergesi, buradaki de hız göstergesi. Şimdi bu makineyi aldığınız zaman yapmanız gereken tek şey şarjı %94 gördüğünüz gibi kullanıp komple bitirip öyle şarja takabilirsiniz. Telefon gibi düşünün yani bunu da. Şimdi bu sakal kesiminde gayet başarılı bir makine. Bu makineyi neden tavsiye ediyorum onu da söyleyeyim. Çünkü kullandıkları malzeme kaliteli malzeme. Yani PowerTech'in birçok ürünü var ama içlerinde en çok tutulan budur. USB ile şarj kısmı var. Normal kabloyla da şarj edebilirsiniz yani. Ve dişi dediğim gibi işte yani diş olan kısmı gördüğünüz gibi sıfır olarak güzel, gayet başarılı kesiyor. Diğer makineler gibi takılma yolma yok. Bir de sakalınızı keserken neden takılır onu da söyleyeyim. Yani bunu birçok kayıtlarımda da anlatmışım. Böyle tutup birden çekerseniz birçok makine çeker yani. 1 milyara da alsanız çeker. Benim buradaki sakal gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyor. Buradakiler aşağı doğru çıkıyor. Evet, şimdi kesim testini bakalım yani günlük sakallar için ya da haftalık sakallar için bu makineyi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani keserken böyle tutup çekerseniz yırtar. Böyle. Sakince. Yani duvara boya sürüyormuşsunuz gibi. Thank you.
Bak birden çekince takıldı zaten. Buraları bu şekil aldınız diyelim. Örneğin sakalın buralarını geçişli yapacaksınız. Yani iz istemiyorsunuz. 1 milimi takıyorsunuz. Çıkmaz zaten, kitli bu. Çıkartamazsınız yani. Ya böyle keserken çıkmaz yani. Böyle de kesebilirsiniz. Bu kısmı bir tık daha yüksek istiyorsunuz. 2 milimi takacaksınız. Bu kısmı bir tık daha yüksek istiyorsunuz. 3 milimi takacaksınız. 3 milimi taktığınız zaman eğer burayı bir tık daha yüksek istiyorsanız makineyi böyle keseceksiniz. Bu şekil. Bu şekil dalmayacaksınız. Bu kısma da faalün üstü mü alacaksınız? Yani faallerin şu kısmını mı alacaksınız? Bakın. Gördüğünüz gibi sakal şekilli olmuş oldu yani. Hafif geçişli olmuş oldu. Bıyığınızı mı düzleyeceksiniz? Burun kılını mı alacaksınız?
Yani bunu kese kese yapa yapa öğrenebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. Daha değişik şekillerde verebilirsiniz. 758 o yüzden tavsiye ediyorum. Yani PowerTech 758'i o yüzden tavsiye ediyorum. Yani bununla eğer saçınızın sadece bu bölgesi varsa, işte saçınıza değer önem vermiyorsanız 3 milimi takıp onu da kesebilirsiniz. Neden? Çünkü saç kadar sakalım vardı. Onu kesti yani gördüğünüz gibi. Yani saçınızı da dediğim gibi yani bu tarz saçlar değil ama kenarlarda saç olan kişiler için kastediyorum. Üstünde saçı yoksa eğer sadece bu bölgede varsa bu makineyi de alabilirsiniz. Kesim yaptıktan sonra her zaman makinenizi temizleyiniz. Çünkü kılı kestiğiniz zaman kılda, sakalda veya saçta yağ olduğu için makineye temas ediyor. Temas ettiği için eğer kılı bırakırsanız oksitlenme o yüzden kaynaklanıyor. Temiz bırakmanız gerekiyor. Yani 5 dakikanızı almaz bu. Cihaz bu şekil. Şarjı 90 dakika gidiyor. Onu da söyleyeyim. Kesim yaptınız, bitti. Temizleyip öyle kaldırıyorsunuz. Makineyi sert bir yere düşerse kırılır. Yani böyle düşerse kırılır. Bu her şey için geçerli. Sadece bunun için değil. Onu da söyleyeyim. Yani bunu düşürmeyeceksiniz. Banyoda tutmayacaksınız. Banyo buharlı bir ortam olduğu için sıkıntı yaşarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. PowerTech 758'i o yüzden tavsiye ediyorum size. Çünkü iyi bir cihaz. Artı bütçenize uygun bir cihazdır. Ya 1 milyar, 2 milyar para verdiğiniz zaman aynı işlemi görmüş oluyor. Yani cebinizdeki paranıza yazık. Ayda bir defa da yağlayacaksınız yani. Bu kadar. Yani 758'i önermemin sebebi bu yüzden. Yani çok soru soruyorlar. Hangi sakal keserken hangisini alayım diye. 758'i rahatlıkla alabilirsiniz yani. Cihaz gerçekten kaliteli cihaz. Diğerleri gibi değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sakal kesiminde 758'i test yaptık ve makineyi de daha detaylı tanımış olduk. Başka sormak istediğiniz soru olursa ki eğer, kafanıza takılan herhangi bir soru olursa ki eğer, yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.